Herkes selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci dönem, ikinci yazılıyla karşınızdayız. 10. sınıf tarihle birlikteyiz arkadaşlar. Hazırsan kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar 5. üniteyle başlayacağız. Tabii ki yazılının öncesinde konu anlatımımızı gerçekleştirmemiz lazım. Dünya gücü Osmanlı'ya bakacağız. 1453-1595 yılları arası. Tabii ki ilk olarak arkadaşlar Muhteşem Süleyman ya da Süleyman'la başlayacağız. Devlette en uzun süre tahta kalan Osmanlı padişahı. Tam tamına 46 yıllık bir serüvenden bahsedeceğiz. Tabii ki Yavuz Sultan Selim öldükten sonra devletin başına geçtiğinde herhangi bir taht kavgası yaşamayacak. Çünkü kardeşlerinin hiçbiri hayatta olmadığı için. Yaptığı kanunlardan dolayı kanuni unvanı verilmiştir. Ya da arkadaşlar grande ne deniyor bu adama? Türk denecek. Yani büyük Türk anlamında ne yapılmıştır? Unvan verildi. Osmanlı Devleti'nin askeri ve siyasi alanda en parlak dönemi olarak bileceksiniz. Tabii ki Fatih Sultan Mehmet'in alamadığı Belgrad'ı fethetmiş ve daha sonrasında dünyanın en kısa süren savaşı olan Mohaç Meydan Muharebesi'ni gerçekleştirerek Macaristan topraklarını Osmanlı'ya katmıştır. Akdeniz ticaretini canlandırmak ve Avrupa'ya Haçlı Birliği'ni bozmak için ilk kez Fransa'ya kaptirasyon. Peki kaptirasyon nedir? Bir devletin başka bir devlete verdiği her türlü idari, iktisadi ayrıcalıktır. Safaviler üzerine 3 kez sefer yapmış ve doğunun sınırı güvenliği sağlanmıştır. Ve hatta İran'la arkadaşlar ilk kez Amasya neyi imzalanacak? Anlaşması imzalandı. İlk kez artık Viyana'nın kapılarına dayanacağız. Viyana kuşatması gerçekleşecek. Fakat kuşatmaya gerekli önemin verilmesi, kış şartlarının arkadaşlar olması da kuşatmanın başarısız olmasına sebep oluyor. Daha sonrasında tabii ki büyük bir kaptanı derya olan Barbaros Hayrettin Paşa. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Haçlarla yaptığı Preveze Deniz Savaşı ile birlikte artık Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'in hakimiyeti Osmanlı'nın eline ne yapmıştır? Geçmiştir. Yine Akdeniz'in güvenliğini sağlayabilmek için yine Fatih Sultan Mehmet'in alamadığı Rodos Adası'nı almıştır. Fakat artık Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi ise zıket var. Neyi olacak? Seferiyle birlikte hayatı arkadaşlar gözlerini yummuştur diyeceğiz. Geldim dünya gücü Osmanlı'nın tabii ki stratejik rakiplerinden bahsedelim. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar stratejik rakipleri kimlerdi? Denizlerde Venediklerle arkadaşlar. Denizlerde kimlerle mücadele edeceğiz? Venedik'le mücadele edeceğiz. Yine Osmanlı'la arkadaşlar kim arasında bileceksiniz? Cenevizler arasında mücadeleler gerçekleşecek. Daha sonrasında tabii ki Portekizler, Hindistan bölgesinde özellikle arkadaşlar mücadele vereceğiz. İspanya ile Akdeniz'de hakimiyet için önemli mücadele edeceğiz. Ve Osmanlı Devleti'nin neredeyse 18. yüzyıla kadar başına bela olacak devlet olan Habsburg İmparatorluğu'yla büyük mücadeleler veriliyor. Ve doğuda da Safavi Devleti ya da İran'la mücadele edilmiş. Ve Osmanlı Memlüklü dediğimiz zaman Yavuz Sultan Selim'e kadar süren bir süreç olarak ne yapılmış? Bilinmekte. Geldik daha sonrasında Kanuni Sultan Süleyman öldükten sonra yerine oğlu 2. Selim geçer. Fakat biz bu döneme 2. Selim değil Sokulu Mehmet Paşa dönemi deriz. Neden dersek eğer? Çünkü 2. Selim saraydan dışarı çıkmamış. Herhangi bir sefere katılmamıştır. O yüzden de Sokulu Mehmet Paşa'nın ismi ön plana çıkmaya başlamıştır. O yüzden Sokulu Mehmet Paşa 1. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman'a, 2. Selim'e ve 3. Murat'a veziri azamlık yapacak. Ve bu dönemde coğrafi keşiflerin ortaya çıkmasıyla birlikte İpek ve Baharat yolu önemi kaybetmeye başlar. Sokulu Mehmet Paşa da bunları canlandırabilmek için Don Volga projesini, Süveyş Kanalı projesini ortaya atmıştır. Don ve Volga nehirlerini birleştirerek Karadeniz ve Hazar Denizi birleştirme fikridir. Süveyş Kanalı projesi ise Akdeniz'de Kızıldeniz'i birleştirmektir. Hatta bugün günümüzde Süveyş Kanalı arkadaşlar kullanılmaktadır diyeceğiz. 15 ve 16. yüzyılda Osmanlı izlediği siyasetin etkileri neler peki? Vatikan'da bulunan Roma Katolik Kilisesi Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırmak için Haçlı İttifakı'na ön ayak olmuştur. Bundan dolayı Osmanlı Devleti Haçlı İttifakı'nı bozmak için stratejik politikalar izleyecek. Yani mesela ne yapacak? Venediklere
Fatih Sultan Mehmet döneminde ne vermiştir arkadaşlar? İlk kez imtiyaz veriyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Fransa'ya ilk kez kapitülasyonlar ne yapıldı? Verildi. Fethedilen bölgelerde halka adil ve hoşgörülü yönetim sergilemiştir. Fatih Ortodoks Kilisesi'nin varlığına izin vermiştir. II. Beyazıt İspanya'da Beni Ahmer Devleti'nin yıkılmasıyla zulme uğrayan Müslüman ve Yahudilere ayrım yapmadan yardım etmiş. Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'da yaşanan reform hareketlerine destek vermiştir. Kanuni Almanya'ya esir düşen 1. Fransuva'yı ne yapmıştır? Kurtarmıştır diyeceğiz. Ekonomik politikalar nasıl peki Osmanlı Devleti'nde? Osmanlı ekonomisi genel olarak tarım ve hayvancılığa ne yapmaktadır? Dayanmaktadır. Tımar sisteminin Osmanlı hem tarımsal hem de askeri ihtiyaçlarını karşılamış. İpek ve baharat yollarının Osmanlı topraklarından geçmesi Osmanlı ekonomisini olumlu etkilemiştir. Kervansaray, han, bedesten gibi ticari mekanlar inşa edilmiş, yabancı tüccarlara gümrük kolaylığı sağlanmıştır. Fatih döneminde ise Osmanlı Devleti'nin ilk altın parası basılacak. Bir de kapalı çarşı, bugün İstanbul'a gittiğimizde çok güzel bir şekilde görürüz arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet döneminde açılan en önemli bedestenlerden bir tanesidir, kapalı çarşıdır. Osmanlı-Fransa ilişkileri ve kapitülasyonlara gelelim. Kapitülasyonlar bir devletin başka bir devleti tanıdığı iktisadi ve sosyal ayrıcalıklara denmektedir. Osmanlı Devleti ilk ahitnameyi yani kapitülasyonu 1353'te Rumeli'ye geçtiklerinde Venedik'le savaş halinde olan Cenevizlere ne yapmıştır? Vermiştir diyeceksiniz. Karadenizlere nüfuz etme çabasından bahsedelim. Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'deki stratejik rakipleri ilk olarak önemli bir kaptanı deryamız olan Barbaros Hayrettin Paşa'dan bahsedeceğiz. Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı hizmetine girmiş ve Osmanlı Devleti'nin ilk kaptanı deryası olmuştur. Haçlarla Preveze Deniz Savaşı yapıldı. Hatta 26 Eylül ya da 27 Eylül tarihi Türk Donanma Günü ya da Türk Denizcilik Günü olarak ne yapılmakta bu zafer? Kutlanılmaktadır. Nedeni Kanuni'nin Şarki'nin Akdeniz egemenliğini ele geçirmek istemeleri. Sonucu Haçlı donanması Barbaros tarafından yenilgiye uğratıldı. Kuzey Afrika ve Akdeniz hakimiyeti Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Her sene donanma günü olarak daha önce söylediğimiz gibi kutlanır denir. Geldim coğrafi keşiflere. Ve tabii ki keşiflerin Osmanlı etkilerini. Coğrafi keşiflerin nedenleri ipek ve baharat yollarının Müslümanların elinde olması, coğrafya bilgisinde ilerlenmesi, pusulanın Avrupalılarca kullanılmaya başlanması, gemicilik sanatının ilerlemesi ve okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması, cesur gemicilerin yetiştirilmesi, keşiflerin yapılmasının en önemli noktalarından bir tanesi. Peki sonuçları neler oldu? Atlas Okyanusu limanları önem kazanmaya başladı. Yeni bulunan ülkelerden Avrupa'ya bol miktarda altın ve gümüş getirilmeye başlandı ve tabii ki merkantilizm diye adlandırdığım kavram ortaya çıkacak. Yani nedir merkantilizm? Hangi devletin arkadaşlar altını ya da gümüşü fazlaysa o devletin ekonomisinin güçlü olduğu kabul görülmeye başlandı. Yine Avrupa, Amerika kıtasından Avrupa'ya göçler oldu. Avrupa kültürü bu bölgeye yayılmaya başlandı. Avrupa'da zengin ve sanattan zevk alan bir sınıf, yani mesen sınıfı ortaya çıktı. Avrupalılar keşiften yerlerden bölgelerde sömürge imparatorlukları kurdular ve Hristiyanlık dinini yaymaya başladılar. Peki coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti'ne etkisi neler oldu? Ticaret yollarının yön değiştirmesi Osmanlı ülkesinden geçen ipek ve baharat yolunun önemini azalttı ve artık Osmanlı Devleti bunu canlandırabilmek, yani ticareti canlandırabilmek için diğer devletlere artık deli gibi kapitülasyonlar vermeye başlayacak ve Osmanlı ekonomisi zamanla çökmeye başlayacak. Ve nitekim Akdeniz limanları da önemini ne yapmıştır? Kaybetti diyeceğiz. Geldim Hint Deniz Seferi ve sonuçlarından bahsedelim. Şimdi arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hintli Müslümanlar tabii ki Portekizlerin zulmetmesi üzerine Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım isteyecek. Hint deniz ticaret yollarının denetimini almak istemeleri ve Hint okyanusundaki Portekiz varlığına son vermek ve coğrafi keşiflerin olumsuzluklarını gidermek amacıyla seferler yapıldı. Ancak istenilen amaca ulaşılamadı. Bakın kaç tane peki arkadaşlar sefer yapıldı dersek 4 tane sefer yapılacak. Bu seferler arkadaşlar Murat Reis, Seyid Ali Reis, arkadaşlar daha sonrasında Piri Reis gibi isimlerin katıldığı seferler, bu seferlerin birçoğu başarılı olamayacak. Hatta Kanuni Sultan Süleyman arkadaşlar Piri Reis'in başarısız olması üzerine kafasını ne yapmıştır? Kesmiştir, yani idam etmiştir diyeceğiz. Tabii ki bu coğrafi keşiflerin etkilerinden kurtulabilmek için Süveyş Kanalı projesini de göreceğiz. Sadrazam Sokulu Mehmet Paşa'nın Akdeniz'i Kızıldeniz'i bir kanalla birleştirerek Akdeniz limanlarını yeniden canlandırma projesidir. Nitekim görselde de görmektesiniz.
Evet, gelelim 6. ünitemizden bahsedelim. Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı'ndan bahsedeceğiz. Topkapı Sarayı kim zamanında yapıldı? Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yapılacak. İstanbul'un fethedilmesi sonrasında. Tabii ki saray yapılacak ama sarayı da kaç bölüme ayıracağız? 3 bölüme ayıracağız. Birun, Enderun ve Harem diyeceksiniz. Birun dediğim zaman arkadaşlar sarayın dış bölümü olduğunu bilmem lazım. Devletin resmi işlerinin yürütüldüğü bir yerdir. Elçiler karşılanır. Divan toplantıları burada yapılırdı. Enderun ise saray okuludur. Bir nevi devşirme çocuklarının eğitim gördüğü yerdir. Sarayın iç bölümünü ne yapmaktadır? Oluşturmaktadır. Birun'dan arkadaşlar Enderun'a geçen bölüme ise Babus Sade adına yapılmaktadır, verilmektedir. Harem tabi hepiniz çok az çok biliyorsunuz. Padişah ailesinin yaşadığı özel yer ya da atıyorum bir mabet gibi ne yapabiliriz? Düşünebilirsiniz. Şimdi peki gelelim arkadaşlar yönetimdeki insanların etkilerine ve hangi görevleri yaptıklarına bakalım. Divan-ı Hümayun ve üyeleri. Devlet işlerinin görüşüldüğü padişahın hükümetidir. Divan-ı Hümayun Orhan Bey döneminde kurulurken 2. Mahmut döneminde kaldırılarak yerine nazırlıklar yani bugün tabiri caizse bakanlık diye adlandırdım kavramlar kurulacak. Divanda kararların tutulduğu defterlere mühimme defterleri adına yapılır verilir. Peki gelelim. Görevler kimlermiş Divan-ı Hümayun'da? Padişah biliyorsunuz ki devleti yöneten tek yetkili kişi olarak ne yapılmakta bilinmekte. Vezir-i Azam ise padişahın yardımcısıdır bir nevi başbakan diye adlandırabiliriz. Bir de Vezir-i Azam'ın yardımcıları olan vezirler vardır. Vezir-i Azam ise Vezir-i Azamların neyidir? Vezirler yardımcılarıdır. Kaz askerler eğitim ve adaletten sorumludur. Taşralara müderris ve kadı atamasından sorumlu olacak. Defterdarlar ise hazineden sorumludur. Yani devletin ekonomisinden sorumlu olacak. Nişancı ise padişahın tuğrasını yani imzasını çeken önemli görevlidir. Tabii arkadaşlar Kaptan Derya Deniz Kuvvetleri komutanıdır. İlk Kaptan Derya'mız Barbaros Hayrettin Paşa'ydı. Yeniçeri Ağası Yeniçeri Ocağı'ndan sorumlu görevlidir. Aynı zamanda İstanbul'un güvenliğinden de sorumludur. Reisül Kitap 18. yüzyılda önemi daha da çok artacak. Dış işlerinden sorumludur. Şeyhülislam ise divanda alınan kararların dine uygun olup olmadığını ne yapar? Denetler eğer uygunsa onunla ilgili ne yayınlar? Fetva yayınlayacak diyeceksiniz. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de TAPS uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter, o da mümkün. Onun için de yine TAPS uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsin. O zaman hepinize iyi dersler. Geldim. Osmanlı merkez yapının güçlendirilmesi, Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışı, ilk olarak kardeş katli uygulamasından bahsedeceğiz. Nizam-ı alem için şehzadelerin öldürülmesidir. İlk olarak arkadaşlar kardeş katlini uygulayan kişi 1. Murat'tır. Ama bunu yasal hale getiren kimdir dersem Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar Kanunname-i Âli Osmanlı diyor ki devletin bekası için gerekirse kardeşinizi katledebilirsiniz diyor. Bu anlamda yasal hale getiriyor. Aynı zamanda yine Kanunname-i Âli Osmanlı'da bir sistemi yasal hale getiriyor. Nedir peki dersek? Müsaade sistemi. Nedir müsaade sistemi? Haksız kazanç elde eden devlet adamlarının mallarına el konulmasıdır. Hatta arkadaşlar mallarına el konulan yani müsaade edilen ilk kişi kimdir dersek de Çandarlı Halil Paşa olarak ne yapılmakta bilinmekte. Şimdi Osmanlı şehzadeleri ve sancı çıkma usulleri nasıldır dersek? Şehzadeler 10 ile 12 yaş arasında geldiklerinde ülke içerisinde sancak olarak belirlenmiş yerlerde görevlendirilerek devlet tecrübesi kazanmasıdır. Yani nerelere söyleyebiliriz bunu? İşte Manisa diyebilirim, Trabzon diyebilirim, Amasya diyebilirim, Konya diyebiliriz, Karaman diyebilirsiniz, Kütahya diyebilirsiniz. Bunların hepsi bir şehzade sancaklarıdır. Şehzadeler buralara gönderilir, şehzadeler burada eğitim alırlar ve eğitimin yanı sıra o bölgeyi yönetirler. Böylece tahta çıktıklarında hem tecrübe hem de arkadaşlar deneyim kazanmaları sağlanmıştır. Osmanlı Devleti'nde en büyük sancaklardan bir tanesi de aslında Manisa sancağıdır. Manisa sancağına çıkan genelde Osmanlı Devleti'nde neyi olur? Padişah olur. Fakat bu gelişme bir yerde değişecek.
3. Mehmet döneminde sancak sistemi kaldırılarak yerine hangi usul getirilmiştir? Kafes usulü. Kafes usulüyle birlikte arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde şehzadeler sadece sarayın içerisinde eğitim almış ve böylece şehzadelerin deneyimsiz ve tecrübesiz olmasına sebep olmuştur. Geldim yeni din üniteye. Klasik çağda Osmanlı'nın toplum düzeninin nasıl olduğunu bilmemiz lazım. İlk olarak millet sisteminden bahsedeceğiz. Osmanlı millet sistemi dine göre şekillenmiştir. Yani Müslüman ve gayrimüslim diye adlandırdım. Kavram olarak ikiye ayırmışımdır. Müslümanlar genelde tabii ki Türkler, Araplar, Acemler, Boşnaklar ve Arnavutlar diyebiliriz. Gayrimüslimler ise tabii ki Rumlar, Eflak, Boğdanlar yani bugünkü Romanya diyebilirim. Karadağlılar, Sırplar, Bulgarlar, Ermeniler, Museviler, Süryaniler, Nastürler ve Keldaniler gibi isimler var. Baktığımız zaman arkadaşlar gayrimüslim nüfus bir nevi çeşitlilik daha fazla Osmanlı Devleti'nde. Yine tabii ki toplum düzeni içerisinde Şehzade Mehmet sünnet düğünü töreninde meşhur sünnet düğününü 57 gün sürdürmüştür. Bakın 57 gün yaptırmış. 57 gün yaptırması sadece aslında bir nevi halka da kendisini göstermektir. İşte büyük kazanlar kurulur, yemekler yapılır ve böylece arkadaşlar halkın karnı doyurulur ve nitekim padişahın arkadaşlar bonkörlüğü de ön plana ne yapılmıştır? Çıkarılmıştır diyeceksiniz. Geldim bir denk noktada. Osmanlı şehirlerinde günlük yaşam, yemek kültürü ve giyim kuşam nasıl peki? Osmanlı şehirlerinde gündelik hayat şehir ve mahallelerde şekillenmiştir. Müslüman ve gayrimüslimler kendi mahallelerinde barış ve hoşgörü içinde yaşamışlar. Saray mutfaklarında ağırlıklı olarak bulgur, pirinç, bal pekmez, esmer ekmek ve beyaz mayalı ekmek çeşitleri tüketilirdi. Osmanlı sofralarında su bolca tüketilir. Bunun yanı sıra şerbet ve hoşaf da eksik edilmez. Osmanlı toplumunda Müslüman erkek ve kadınlar başlık olarak börk veya sarık, dış giyimde kürk, farece, bir tür pantolon olan potur veya şalvarla paşmak ve pabuç gibi ayakkabılar giymekteydiler. Geldim şimdi Osmanlı toprak yapısından bahsedeceğiz. Osmanlı toprak yapısını ikiye ayıracaksınız. Bir devlete ait olan araziler yani miri araziler, bir de şahslara ait olan mülk araziler diyeceğiz. Miri araziler Osmanlı topraklarının büyük çoğunluğunu oluşturmaktaydı. Bu toprağın sahibi devletti. Mülkiyeti devlete ait olan topraklar ekilip biçilmesi ve işlenmesi amacıyla reaya yani halka ne yapılmıştır? Bırakılmıştır. Mülk arazi ise kişilerin elinde bulunan ve tamamen kişilere ait olan topraklardı. Fetihler öncesinde halka ait olan bu topraklar fetihler sonrasında yine o yöre halkına bırakılırdı ve ben mülk araziyi iki kısma ayıracağım. Yine millet sistemine göre ayıracaksınız. Müslüman ya da gayrimüslim diyeceğiz. Müslümanlara ait olan topraklara örşri topraklar yani Müslümanlara ait olan topraklar, haracı topraklar ise gayrimüslimlere ait olan topraklar. Bakın bu topraklar satılabilir, mülk bırakılabilir, devredilebilir, vakıf edilebilirdi. Geldim miri araziden bahsedelim. Miri araziyi açacağız da açacağız. Dirlik en önemlisi bizim için bu. Dirlik araziler geliri yararlılığı görülen kişilere verilen topraklardır. Has, yamet ve tımar diye ayırırım. Has kaliteli topraklardır. Padişah ve yakın çevresine ayrılan topraklar. Ziyamet orta derece devlet adamlarına verilen topraklardır. Tımar ise küçük dereceli devlet adamlarına verilen topraklar olarak bileceğiz. Başmaklık ise gelirleri padişah kızlarına, annelerine ve eşlerine ayrılan topraklardır. Ocaklık gelirleri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklar. Malikane üstün hizmetlerine karşılık bazı devlet görevlerine verilen topraklardır. Yurtluk topraklar ise gelirleri sınır boylarında askerlere verilen topraklardır. Bu şekilde sınırların güvenliği sağlanmaktaydı. Vakıf arazi ise devlet hazinesine ait olan ya da kişilerin mülk ya da arazi gelirinin sosyal kurumların masrafları için ayırdığı topraklar olarak bilmem gerekiyor. Mukatta arazileri ise gelirleri doğrudan devlet hazinesine gitmek için üzere ayrılmış topraklardı. Yani bir nevi iltizam sistemi diye adlandırdığım sistemde burada ne yapılmaktaydı arkadaşlar? Uygulanmaktaydı demekteydik. Şimdi geldim sistemden bahsedeceğiz. Çifthaneden bahsedeyim. Bir çift öküzle işletilebilen arazi birimidir. Lonca teşkilatı aynı bölgede yaşayan esnaf ve zanaatkarların örgütlenerek kurduğu meslek organizasyonuna verilen isimdir. Ayakkabıcı, bakırcı, fırıncı, demirci, berber ve daha yüzlerce meslek kolu söylenebilir. Türkistan tarihinde biz buna ahilik teşkilatı diye ne yapacağız? Adlandıracaksınız. Narh sistemi ise esnaf ve tüccarların ticaretini yaptığı ürünlerin fiyat listesidir. Narh başta ekmek, buğday, un olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine konan azami ve askeri fiyat olarak ne yapılmakta bilinmektedir.
Geldim Osmanlı ticari mekanlardan bahsedelim. Kervansaray, kervanların konaklanması ve güvenliğinin sağlanması için genellikle ana yol kenarlarına inşa edilen yapılardır. Han, küçük kervanların indiği, yolcuların konakladığı, depolama ve atölye kullanımı ile perakende ticaret yapılan mekanlardır. Hanlar kervansarayların aksine daha çok şehirlerde bulunur ve hanlarda mal alışverişi yapılırdı. Kapan, tek tip ticaret mallarının yapıldığı yerdir. Bedesten, kapalı çarşının telinde bedestenler arasında en önemlilerden biri İstanbul'daki kapalı çarşıdır. Hala bugün önemlidir. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmıştır. Aras da belirli bir yerde sıra sıra dükkanların olduğu ticaret mekanlarıdır. Yani genelde bugün bizim cadde ve sokaklarımızda gördüğümüz mekanlar diyebiliriz. Pazar, halkın belirli günlerde mallarını satmak için sergilediği geçici yerdir. Panayır, belli zamanlarda ve genellikle küçük yerleşim birimlerinde kurulan, sergi niteliğinde de taşıyan büyük pazara panayır adı verilir. Liman ise gemi, tekne gibi deniz araçlarının park yeri, genellikle gümrük ve bulunan mekanlar olarak ne yapılmakta bilinmekte diyeceğiz. Şimdi gelelim değerli arkadaşlar vakıf sisteminden bahsedelim. Vakıf sistemi nedir? Kişilerin kendilerine ait mallarını veya paralarını belirli bir hizmetin yerine getirilmesi amacıyla eğitim, din, sağlık, bayındırlık gibi sosyal ve kültürel alanlarda hizmet verecek kuruluşlara bağlanır. Yani mesela medrese yapılması, yol yapılması, köprü yapılması, cami yapılması, o bölge çeşme yapılması bir nevi aslında vakıf arazilerde ya da vakıf sistemiyle uğraşılan noktalarda ortaya ne yapmaktadır? Çıkmaktadır diyoruz değerli arkadaşlarım. Ünitedeki konularımız bunlar. Hazırsanız arkadaşlar artık sınavımıza geçebiliriz. Bakalım sınavımızda neler soracağız size. Şimdi Osmanlı Devleti'nde tımar sistemiyle derebeylik tarzı toprak sahipliğinin önüne geçilecek merkezi otorite güçlendirilmiş ve toplumda sınıflaşma önlenmiş ve üretim sürekli sağlanmıştır. Yukarıdaki bilgilere göre tımar sistemi Osmanlı Devleti hangi alanlarda fayda sağladığı söylenebilir. Aslında şunu söyleyeceksiniz. Siyasi, çünkü derebeyin oluşmasını engellemiş oldum. Yine arkadaşlar sosyal, halkın geçim kaynağını sağlamış olduk. Yine arkadaşlar ekonomik anlamda da ne yaptı? Bize fayda sağladığını söyleyebiliriz. Geldim, devam ettim. Osmanlı Devleti'nin 15 ve 16. yüzyıllardaki stratejik rakipleri olan ülkeleri yazınız. İlk olarak arkadaşlar tabii ki kimi diyeceğiz? Venedik diyeceksiniz. Venedik'ten sonra geldim. Kim diyebiliriz? Cenevizler diyebilirsiniz. Sonrasına geldik yine. Kim diyoruz? Portekiz diyeceğiz. Geldik, devam ediyoruz. İspanya. Sonrasında tabii ki Avusturya ya da diğer isminle Habsburg İmparatorluğu diyebilirsiniz. Yine geldik. Kim diyoruz? Safaviler ya da diğer isminle İran diyeceksiniz. En son olarak da kim diyeceğim? Memlük olarak ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekmekte. 16. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti'nde ticaretin gelişmesini sağlayan gelişmeler neler olmuştur derse en önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Tabii ki ipek ve neyin ele geçirilmesi? Baharat yolunun ele geçirilmesi. Aynı zamanda Akdeniz neyleri diyebiliriz? Limanları olarak ne yapmaktan gerekiyor. Bilmem gerekiyor. Bir diğer unsur ticaretin arkadaşlar güvenliğinin ne yapması sağlanması önemli unsur bizim için. Bu anlamda bunu söyleyebilirim. Geldim bir diğer noktaya. 15 ve 16. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin kara ve denizlerdeki stratejik rakipleri olan ülkeleri yazınız diyor. Gelelim arkadaşlar bunlardan bahsedelim. Kimler diyebiliriz? Akkoyunlar diyebilirim. Fatih döneminde. Daha sonrasında tabii ki arkadaşlar Safaviler. Yavuz Sultan Selim dönemine kadar. Daha sonrasında tabii ki yine Memlük diyebilirsiniz. Yine arkadaşlar Avusturya diyeceğiz. Geldik denizlerde ise kim diyelim, hemen şuraya denizlerde diyelim. Denizlerde kimlerden bahsedeceğiz? Hemen Venedik, daha sonrasında Ceneviz, sonra geldim İspanya ve kim diyoruz? Portekiz olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Geldim bir diğerine. Osmanlı Devleti'nin en uzun kullandığı Topkapı Sarayı hangi padişah döneminde inşa edilmiştir? Tabii ki arkadaşlar İstanbul'u fethettiği yaştasınız dedik. Kim? Fatih Sultan
Mehmet arkadaşlar Han olarak bileceksiniz. Ya da diyeceğim ki Kayseri Rum, yani Roma'nın veliahtı olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Geldim bir diğer sorumuza. Fatih Sultan Mehmet'in uygulamaya koyduğu kardeş katli politikasının amacı nedir? Çok kolaydır. Direkt bunu gördüğünüz zaman, hatta ben size anekdot göreyim. Fatih Sultan Mehmet'le ilgili bir soru görürseniz %99 sorunun cevabı merkezi arkadaşlar otoriteyi ne yapmaktır? Sağlamak olarak ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekiyor. Geldim bir diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'nin divani hümayun üyeleri askeri işlerle ilgilenirken dini eğitim hukuki işlerle ilgilenen, sivil bürokrasi işleriyle ilgilenen ve birbirini tamamlayan 3 ana bölümden oluşmuştur. Osmanlı Devleti'nde divani hümayun idari yapısının 3 ana bölümünü sırayla yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar yönetici sınıflardan birisine Seyfiye sınıfı, daha sonrasında Kalimiye sınıfı ve en son olarak da İlmiye sınıfı diyeceksiniz. Seyfiye sınıfı dediğim zaman işte arkadaşlar veziri azam diyebilirim. Sonra geldim işte yeniçeri ağası, kaptanı, derya diye sıralayabiliriz. Kalimiye sınıfı dediğim zaman da aslında nişancı, defterdar, reisül, küttab diyebilirsiniz. İlmiye sınıfı dediğim zaman Şeyhül İslam. Daha sonrasında kaz asker. Bizim için sınıfın içinde yer alan önemli kişiler olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Geldim bir diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'nin 15 ve 16. yüzyıllarda izlediği siyasetin uzun vadeli etkileri neler olmuştur? Dersek arkadaşlar şundan bahsedeceğiz. Neler söyleyebilirim? Şunu söyleyebiliriz. 1. Hristiyan arkadaşlar birliğinin oluşması ne yapıldı? Engellendi. Aynı zamanda Avrupa'da arkadaşlar monarşilerin varlıklarını devam ettirmelerine destek verilmiştir. Afrika'daki Müslümanlar milletlerin himayesi edilmiştir. Bunlar bizim için önemlidir. Aslında şunu da söyleyebiliriz aslında. Reform arkadaşlar hareketlerini Osmanlı ne yapmıştır? Destekledi diyeceğiz. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki hakimiyetinin güçlenmesine katkı sağlayan gelişmeyi yazınız diyor. Arkadaşlar bunda da neyi söyleyeceğiz? Birincisi bizim için önemli olan bir savaş. Preveze arkadaşlar Deniz Savaşı. Bu bir. Daha sonrasında arkadaşlar Cezayir ve Fas'ın Osmanlı neyine girmesi? Egemenliğine girmesi. Bir diğer unsur Kıbrıs'ın alınması. Sonra Celbe Adası'nın ne yapılması? Fethi edilmesi. Osmanlı Devleti'nin ilk deniz seferlerinde başarısız olmasının sebepleri neler olabilir? Bir arkadaşlar seferlere gerekli önemin ne yapılmaması, verilmemesi. Daha sonrasında donanmanın okyanusa göre yapılmaması. Daha sonrasında arkadaşlar ne söyleyebiliriz? Hintli Müslümanların yardım etmemesi başarısızlığın sebepleri içerisinde ne yapabilir? Yer alabilir diyeceğiz. Geldim bir diğere. Osmanlı Devleti'nde 2. Mehmet'in yasallaştırdığı şehzadenin sancağı çıkma üstünün son verilmesi ne gibi sonuçlara sebep olmuştur? Tabi buna da arkadaşlar direkt şunu söyleyeceğiz. Padişahların
tecrübesiz ve deneyimsiz olmasına sebep oldu diyor. Osmanlı Devleti'nde padişahın katılmadığı seferlerde Serdar Ekrem ünvanı ile orduya kumandanlık yapan görevli aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeniçeri Ağası, B. Vezir-i Azam, C. Kazasker, D. Resul-i Kitap, E. Nişancı. Bakın arkadaşlar, Serdar Ekrem ünvanı ile görev alan kişiye Vezir-i Azam denir. O yüzden doğru cevabımızı B şıkkı olarak ne yapacaksınız? Ele alacağız. Geldim bir diğer sorumuza. 1. Enderun, 2. Birun, 3. Harem. Yukarıda verilen hangileri 2. Mehmet döneminde inşa edilen Topkapı Sarayı'nın bölümleri içerisinde yer alıyor? Hepsi yer almaktadır. O yüzden doğru cevabımıza 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olarak ele alacağız. Şimdi geldim MEP örnek yazılı sorunun benzerine. Tımar sistemi kısaca devlet memurlarının maaş olarak toprak verilmesidir. Böylece hazineden para çıkmadan daima hazırda bir asker bulunurdu. Osmanlı ordusunun en kalabalık kısmını oluşturmaktaydı. Tımarlı sipahi toprağa işler, böylece toprakları boş bırakmazdı. Ekonomiye büyük katkı oluştururdu. Yaşadığı bölgede güvenliği sağlamış olurdu. Tımar sisteminin tımarlı sipahi köylü ve toprak oluşturmaktaydı. Sipahi verilen tımar hem toprağı hem de üzerindeki köylüleri kapsardı. Tımarlı sipahiler kendilerine tahsis edilen toprağın mülkiyetine sahip olmadıkları gibi tımarı dahilindeki köylülerin efendisi de değillerdi. Tımarlı sipahi tımarın olduğu bölgede yaşardı. Sefer zamanında ise toprak yerine beslediği askerleri orduya katılarak askeri görevlerini yerine getirirdi. Savaştan sonra geri tımarına döner, toprağını işlemeye devam ederdi. Tımarlı sipahi kanunun belirlediği dışında köylüden vergi alamazdı. Aksi takdirde tımar elinden alınır. Kısaca tımarlı sipahi savaş zamanında asker, barış zamanında ise çiftçiydi. Bu bilgiye göre tımar sistemin sağladığı yararları yazınız. Bakın bir taşla dört tane kuş vuracağız. Bir, arkadaşlar üretimde neyi sağladık? Devamlılık. İki, hazır ne elde ettiniz? Asker. Aynı zamanda hazineden ne çıkmadı? Para çıkmadı. Aynı zamanda sipahiler bölgenin neyini sağladı? Güvenliğini ne yapmıştır? Sağlamıştır diyeceğiz. Geldim hep örnek sorusunun bir diğer sorusuna. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'da inşa edilen Topkapı Sarayı, Abdülmecid'in Dolmabahçe Sarayı'na yaptırmasına kadar devletin idare merkezi haline geldi. Topkapı Sarayı, Osmanlı sultanların ikametgahı, devletin yönetim ve eğitim merkezi olmuştur. Topkapı Sarayı, idare, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılmış, aynı zamanda padişahların evi olmuştur. Padişahın tahta çıkmasında yapılan cülüs törenleri, bayramlaşma törenleri de burada yapıldı. Devletin en önemli kurumları Divan-ı Hümayun burada toplandı. Çeşitli ülkelerden gelen elçiler burada kabul edilirdi. Topkapı Sarayı'nda birçok cami, han, çarşı, medrese, tercüme büroları, park, bahçe gibi tesisler inşa edilerek şehir kültürü bu bölgede hızla gelişti. Topkapı Sarayı, Enderun, Harem, Birun olmak üzere 3 bölümde saray içinde bir okuldur. Enderun bölümü devşirme kökenlerden seçilen kişiler sarayda orada ve hükümet işlerinde çalışacak memurlar ve hizmetleri yetiştirmek ve okulun göreviydi. Bunun dışında öğrenciler dini, ilmi, siyasi eğitim yanında saray protokollerini öğrenir, daha sonra devlet kademelerinde görev alırlardı. Enderun'da yetişen padişahın hizmetkarı olmak üzere devletin birçok kademesinde görev yaparlardı. Bunlar arasında vezir-i azamlığa kadar yükselenler oldu. Birun bölümünde ise sarayın en geliş bölümüdür. Padişahın dış hizmetine bakan ve sarayda kalma mecburiyetinde olmayan görevler burada hizmet vermiştir. Harem ise padişahın özel hayatını sürdüğü bölümdür. Disiplin ve protokol kurallarının geçerli olduğu haremde cariyelere edebiyat, müzik, sanat ve güzel konuşma, zerafet, dini bilgiler, dikiş, nakış ve sofra adabı gibi bilgiler öğretilmiştir. Yukarıdaki bilgilerden hareketle Topkapı Sarayı bölümünden Enderun, Osmanlı Devleti'nin yönetiminde nasıl bir rol oynamıştır? Açıklayınız. Aslında şunu söyleyebiliriz aslında arkadaşlar. Önemli devlet arkadaşlar adamları ne yapmıştır? Yetişti diyeceksiniz. Unutmuyorsunuz. Enderun bölümü bu anlamda benim için önemlidir. Yani hoca böyle bir soru sorarsa arkadaşlar devletin birçok kademesinde görev yapacak ve bunların arasında vezir-i azamlığa kadar yükselenin olduğunu da ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekiyor diyeceğiz.
Geldim son bir map sorumuza. Müsaade sistemi Osmanlı İmparatorluğu'na devletin haksız kazançlı zengin olmuş görevlilerin mallarını istediği zaman el konabilmesi usulüdür. Osmanlı Devleti'nde müsaade sistemin son şeklini Fatih Sultan Mehmet Han vermiştir. Bu uygulama 2. Mahmut tarafından kaldırılmış. Fatih Sultan Mehmet Han, Vezir-i Azam Çandarlı Halil'in mallarını müsaade ettirmiştir. Bu şekilde kişisel mal, mülk ve servetin veraset yoluyla belli bir ailenin elinde toplanmasının imkan tanınmamıştır. Osmanlı aristokratik bir sınıfın doğması engellenmiştir. Buna göre Fatih Sultan Mehmet Han'ın müsaade sistemi uygulamasındaki amacı nedir? Bakın %99 cevap neydi arkadaşlar? Merkezi neyi sağlamak? Otoriteyi arkadaşlar sağlamak. Doğru neyimiz olacaktı? Cevabımız olacaktı. Şimdi sizin için çok güzel arkadaşlar, mükemmel bir ödül soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum.